الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُنْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۗ ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم

ما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة, ويدرؤون بالحسنة السيئة سيئة أولئك لهم عقب الثار نا تعدني يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم. وأزواجهم وذرياتهم والملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به وَيَقْطَعُونَ مَا ويفسدون في الأرض أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع ويقول الذين كفروا لولا قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من انا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن -azim. Sevgili kardeşlerim, sohbet iklimine hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, feyzi, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Muhterem kardeşlerim, bugün Kur'an'da çokça zikredilen bir kavramdan bahsetmek istiyorum size. Tezkiye. Kur'an ve sünnet kaynaklı bu kavram aslında irfani bir kavram olarak da kullanılmaktadır. Tezkiye temizlemek, arınmak, nemalanmak, artıp bereketlenmek anlamlarına gelmektedir. Zekat da aynı köktendir. Zekatta hem malı şüpheli şeylerden arındırmak, temizlemek söz konusudur. Hem de zekatı vereni pintilik, cimrilik, hasislik gibi kötü duygulardan arıtmak, şefkat ve merhametle geliştirip nemalandırmak söz konusudur. Hem de malı bereketlendirme gibi özelliği vardır zekatın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in görevlerini sayarken tezkiyeyi de onlar arasında zikreder. Buyurur ki: "Vellezî ba'ase fil ümmiyîne rasûlen minhum yetlu aleyhim ayatihi ve yuzekkihim ve yuallimuhum el kitabe vel hikme ve in kanu min qablu lefi dalalin o ümmilere içlerinden kendilerine ayetleri okuyan onları temizleyen onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Onları temizleyen, tezkiye eden. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık, bir dalalet içindeydiler. Kur'an'da başka yerlere de Peygamberimizin ve diğer peygamberlerin tezkiye özelliğine işaret edildiği görülmektedir. Tezkiyenin kitabı öğretmekle yani bilgilenmekle ilgisine dikkat çekilmektedir. Bu ayetlerde geçen tezkiyeden maksat ve murat, manevi bir arınmadır. İnsanları kötü huy ve alışkanlıklardan arıtmak, iyilik ve güzelliklerle, sevgi ve yüceliklerle bezemektir. Cenab-ı Peygamber'e bir risalet görevi olarak yüklenen toplumsal tezkiye, ferdi olarak aslında bütün inananların vazifesidir. Ruh İnsandaki Rabbani ve meleki tarafı, nefis ise şeytani ve hayvani tarafı temsil eder. Nefs ile kalp komşudur. Bu komşuluk sebebiyle nefis kalbi kolaylıkla etkileyebilmekte ve zaman onu kötülüğe şartlandırabilmektedir. Bu yüzden nefs ya ıslah edilip kalbi kötü etkisi altına alması önlenmeli, ya da kalp tasfiye edilerek nefsin cazibesine kapılmayacak bir irade gücüne kavuşturmalıdır. Değerli kardeşlerim, İslam tezkiye ve arınmayı işin esası olarak görür. Fakat her tezkiye makbul değildir. İslam'ın emrettiği tezkiye, Kur'an'ın hükümlerine göre ve ona uygun olan tezkiyedir. O da Hz. Peygamber'e ittiba, imtisal ile olur. Yani ona tabi olmakla ve onu model almakla gerçekleşir. İttiba aynı zamanda bir sevgi ve muhabbet işidir. Ne ki Allah Teala Kitab-ı Kerim'inde buyurur. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah ve yufir lekum zunubekum. De ki ey müminler eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun, bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Gerçek teskiye her türlü yabancı etkiden ve felsefe şaibesinden uzak nebevi bir teskiyedir. Böyle bir teskiye kalplerin Allah'a, cisimlerin ruha, nefislerin ibadete, toplumun ahlaka Alimlerin rabbaniyete karşı zayıflayan bağlarını güçlendirir. Sahiplerini dünya zinetine, mal ve evlat fitnesine ve şehvet ihtirasına karşı korur. Böyle bir aramanın yolu ittibadan yani peygamber aleyhissalatu vesselam'ın izinden gitmekten ve muhabbetten geçer. Tezkiye'nin bir de sözle yapılanı vardır ki bu insanın kendisini övmesi veya bir başkasını tezkiye etmesi, arıtması manasınadır. Ama özellikle insanın kendisine olan tezkiyesinde nefse pay çıkarma söz konusudur. Bu anlamda bir tezkiye hoş görülmemiş ve Allah kitabında وَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ Sakın kendinizi, nefislerinizi temize çıkarmayın buyurmuştur. Bu yüzden Fiille olan tezkiye güzel ve makbul, sözle olan tezkiye ise çirkindir. Tezkiyenin mücahede ve cihat ile de bir ilişkisi vardır. Mücahede hem büyük hem de küçük cihadı kapsamaktadır. Mücahede ve cihat, insanla İslam arasındaki engelleri kaldırmaya yönelik her türlü cehd, çaba, ve gayretin adıdır. Bu çabanın dışa dönük ve başkalarını muhatap alanı küçük cihat, içe dönük insanın öz nefsine yönelik olanı ise büyük cihat olarak anılır. Savaş ve şehitliğe varan bir mücadele ve mücahedenin küçük cihat olarak nitelendirilmesi ve değerlendirilmesi, nefisle cihadın ise cihadı ekber en büyük cenk ve cihad olarak görülmesi ilk nazarda insana ters gibi görünebilir. Birinde sonu ölümle bitecek şehitliğe varan bir cenk, savaş ve mücahede, diğerinde ise insanın kendi nefsiyle uğraşması, yani riyazat ve mücadede ile nefsini ıslaha çalışması söz konusudur ki, bunun sonu da sıddıklık makamıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nefs mücahidesini büyük cihad olarak nitelendirmiştir. Allah Teala'nın vellezine <laughs> cahadû fînâ lenehdiyennehum bizim uğrumuza cihad edenler var ya biz onları mutlaka yollarımıza iletiriz, ulaştırırız ayeti bir bakıma bu manevi cihada işaret sayılmaktadır. Aziz kardeşlerim, nefs ile mücahedenin diğerinden üstünlüğü hem niyette hem de zorluğundadır. Küçük cihadın gayesi ve bunda kulun niyeti hakka uslat ve cemal-i ilahi müşahede etmektir. Bir başka ifadeyle küçük cihadın gayesi şehitlik, büyük cihadın gayesi ise sıddıklıktır. Yani Hazreti Ebubekir Sıddık gibi sadık ve samimi bir mümin olabilmektir. Kur'an diliyle sıddıklık şehitlikten üstün görmüştür. Nitekim Allah Teala buyurur ki: "Ve men yuti illaha ve'r rasul fe ulaike ma'allezina en'ama Allahu aleyhim minen nebiyyin ve's-siddikin ve'ş-şuhada ve's-salihin" وَحَسُنَا اُولَٰئِكَ Rafika. <رَفِيكا> Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Buyurarak sıddıklığı şehitlikten önce zikretmektedir. Ayetten ahirette en yüksek makamın, en yüksek derecenin peygamberlere ardından sıddıklar ile şehit ve salihlere ait olacağı net şekilde anlaşılmaktadır. Küçük cihat kafirlerle yapılan cenk, mücahede ve muharebedir. Dış alemin temizlenmesine ve ıslahına yöneliktir. Büyük cihad ise batını, iç alemi ıslah etmeye yöneliktir. Batın yani iç alemin ıslahı zahir yani dış alemin ıslahından daha güç bir iştir. Zahirde görülen bir kafirin nefsini öldürmek bedenini ortadan kaldırmak kolaydır. Ama insanın kendi batınında içinde özünde bulunan ve sürekli kötülüğü emreden nefsiyle cenk etmek ve onu yenmek çok kolay bir iş değildir. Bu ancak Allah'ın yardımıyla, sıdk kılıcıyla olabilecek bir iş ve eylemdir. Mücahit savaşta kafir kılıcıyla şehadet mertebesine ulaşınca her türlü yorgunluktan kurtulur. Allah Teala, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma belki onlar diridirler ve Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerle merzukturlar nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Ama sıdk ehli nefislerini sıdk kılıcıyla günde bin kere öldürse <laughs> o nefis yine her defasında bir başka şekilde dirilir ve insana tuzak kurmaya, ayağına çelme atmaya devam eder. Bu yüzden nefis ile cihat eden cenk ehli göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa nefs ile mücadeleye ara vermemeye özen gösterir. Nitekim Allah Resulü'nün şu duası bunun en güzel ifadesidir. Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar hatta ondan daha kısa bir süre beni bana nefsime bırakma. Sevgili kardeşlerim, nefsin tuzağından emin olmak mümkün değildir. Nefis, hakkın imtihan tuzağının sureti olduğundandır ki, nefislerine zulmeden, kendi kendine kıyan kimseler hariç, kimse onun tuzağından emin olamaz. Cihad-ı Ekber sayılan nefs ile cenk zordur. Fakat başarılı olunduğunda, insanın gönlündeki şefkat ve merhameti artırır. Bu yüzden böylelerinden kimse zarar görmez. Allah Resulü'nün bir savaş sonrası söylediği rivayet edilen şimdi küçük cihattan büyük cihada nefs ile cenge dönüyoruz sözü gerçekten cali bir dikkattir. O başka hadislerinde de nefs ile cihadın önemi konusunda farklı şeyler söylemişlerdir. Mesela mücahit nefsine karşı cihad eden kimsedir. Akıllı nefsine hakim olup onu hesaba çekerek ölüm ötesi için çalışan ahmak ise nefsinin hevasına tabi olduğu halde bu durumundan hayır bekleyendir diyerek bu özelliklerden haber vermiştir. Mücahede nefsi iyiliğe zorlamak, riyazat nefsi bu işe alıştırmaya özen göstermek, çalışmaktır. İşin başı mücahede, devamı riyazat, nihayeti ise hakkı müşahededir. Onun cemalini seyredebilecek bir kemale ermektir. Mücahedenin esası nefsi alışkanlıklarından kesip daima onun arzu ettiğinin tersini ona yaptırmaktır. Nefis tezkiyesi riyazat ve mücahede yoluyla nefsin sıfatlarının ortadan kaldırılmasıyla gerçekleşir. Ade aduke nefsü kelleti beyne cembeyk senin en büyük düşmanın iki yanın arasındaki nefsindir sözündeki mesaj nefs engelinin aşılmasının önemine dikkat çekmektedir. Riyazat nefsin ve tenin arzularını terk ederek ya da en aza indirgeyerek ibadetle meşgul olmaktır. Mücahede nefsani ve şeytani güçlerle dövüşmek, nefse zor ve ağır gelen şeylerle nefsi ıslah ve terbiye etmektir. Nefsiyle mücahede insanın arzularına, kötü isteklerine ve şeytanın askerlerine karşı direnip savaşmasıdır. Bu savaşın silahı zikir, tesbih ve duadır. Nefs düşmanına bu silahlarla saldırıp onun mühimmat ve lojistik ikmal kaynağının etrafını riyazat mayınlarıyla döşemek en sağlam yoldur. Nefs heva ve hevesleri peşinde koşmak isteyince takva dizginiyle, takva yularıyla dizginlenir. İbadet ve taatlarda tembellik gösterince riyazat yöntemiyle istediğinin tersi şeyler ona yaptırılır. İrfan genelinde salik başlangıçta tam ihlas sahibi olmayabilir. İnsanlık icabı kendisine mevcut bir takım zaaflar çeşitli metotlarla ıslah edilmeye çalışılır. Mesela dünya ihtirasından kurtulunca içinde kendini beğenme duygusu meydana gelirse ona dilencilik ve bazı ağır işler yaptırılır. Bu hal hoşuna gider ve kabul edilirse insanlara hizmet, hatta helal temizliği gibi aşağı işler bile yaptırılır. Riyazatta tedricilik esastır. Riyazat kaydeleri birden uygulanacak ve sonra yapılması gerekenler önceden yaptırılacak olursa kişinin dengesi bozulabilir, akli dengeleri zaafa uğrayabilir. Onun için çok dikkatli yürümesi gereken bir yoldur bu. Nefs tezkiyesine ermek için yapılan riyazatın dört esası vardır. Onlar da kıllet tam açlık ve az yemek yani. kıllet menam, yani az uyumak. kıllet kelam, yani az konuşmak. Ve üçüncüsü, uzlet anil edam, yani halvet ve çile. Ey Rabbimiz bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi iyilerle cennete gönder. Uzak olsun bizden cehennem ve nar. Ya azizü ya gaffar. Sensin alemleri rızıklandıran perverdikar. Allah'a emanet olun. Efendim.